De ki sizi inşa eden, Mülk Suresi 23, şeytandan Allah'a sınırım. Yaratan, bak hemen yaratılışı anlatıyor Allah. Size kulak, gözler, yani dinleme ve görme ve gönüller veren, yani kalp sevgiyi, şefkati veriyor kalbimize, heyecanı veriyor. Mesela bir şey görüyoruz, aa seviyoruz, mucize, aa ne kadar güzel diyor, niye göre? Gönüle göre. Gönül öyle görüyor. Mesela bir başkası diyor ki, ya ne kadar çirkin diyor. Değil mi? Allah mesela peygamberimize de var ya sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken Ebu Cehil görüyor. Ya Ebul Kasım ne kadar çirkin bir insansın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledin diyor. Yine sahabilerle giderlerken yolda Hazreti Ebu Bekir duruyor böyle aşık tabi o. Ya Resulullah ne kadar güzel insansın diyor. Uzun uzun seyrediyor. Doğru söyledin diyor ya Ebu Bekir diyor. Ya Resulallah diyor, ikisine de doğru söyledin diyorlar sizin, hikmetle söylediğinizi biliyoruz. Buradaki hikmet nedir diyorlar. Ben bir aynayım diyor, bana bakan kendini görür diyor. Gönül gözüyle bakan güzel görüyor. Gaflet gözüyle, zulümat, cahiliye gözüyle bakan zaten zifir karanlık kalbi adamın. Yani onu görece, mesela kuzuyu görüyor, kötü görünüyor gözüne kötü. Kelebeği görüyor, çirkin görüyor. Peygamberi görüyor. Zaten kendi çocuğu bile adama kötü geliyor yani. Peygamber onu da çirkin görüyor. Efendim. Rahman'a karşı yardım edecek olan kimmiş? Yani Allah'a karşı kim karşı koyabilir diyor Cenab-ı Allah. Şu sizin ordunuz mu? Bak şu sizin ordunuz mu? Genelken hep ordularla Müslümanlara saldırırlar. Kızılçin'de olsun, dünyanın her tarafında olsun. Bir tek bizim ordumuz kahraman yiğittir. Yani kendi milletine karşı şefkatle bak. Mısır ordusu da kendi halkına dehşet saçıyor. Her yerde ordular Müslümanlara dehşet saçmıştır hep. Şu sizin ordunuz mu? Kafirler yalnızca bir gurur ve kesin bir aldırış içindeler. Yani enaniyet ve kibir içinde hakikaten. Mesela bakıyorsun adam muazzam bir gurur içerisinde. Müslümanlara saldıran ordularda müthiş bir azamet oluyor. Dindarlara saldırıyorlar. İyi olan insanlara, mazlumlara saldırıyorlar. Ama azamet oluyor üstlerinde. Gurur oluyor. Eğer o Cenab-ı Allah rızkını size karşı tutsa, rızık vermese, rızkınızı size verecek olan kimmiş? Hayır onlar bir azgınlık ve nefret içinde inatla direniyorlar. Azgınlık yani bu terörist ruh, saldırgan ruh ve sevgisiz ruh bak azgın. Ve nefret içinde sevgisiz. Nefret ne demek? Sevgiyi unutmuş, hasta. Aç interneti, ona küfrediyor, buna küfrediyor. Herkesten nefret ediyor. Kendinden de nefret ediyor. Ben o tiplere bakıyorum. Kendinden nasıl nefret ettiğini de yazıyor. Ya o çok acayip. Bir tane, iki tane, on tane çok fazla örnek gösteririm. Bak nefret içinde inatla direniyorlar diyor Allah. Bir de inatçılık oluyor onlarda. Hakka, doğruya, kesin kanaatleri geldiği halde direniyorlar. Hatta Cenab-ı Allah senden diyor, arslandan diyor, seni arslana benzetiyor Müslümanı. Hakkı savunan ki Mehdiyet'e de işarettir arslan. Hazreti Ali'nin de lakabıdır biliyorsunuz. Hep peygamberimiz ona hitabı oydu. Allah'ın arslanı olarak hitap ediyordu. Kaçanları da Cenab-ı Allah, İslam'dan kaçanları yaban eşeklerine benzetiyor. Yaban eşekleri toplu hareket ederler. Birbirine aynı benzerler. Huyu, suyu, kişiliği, her şeyi aynı benzer. Çok ürkektirler. Biri ürktü mü hepsi beraber ürker kaçarlar. Biri bağırdı mı hep beraber bağırırlar. Sizlerde de bu. Bazılarında bu oluyor hakikaten. Mesela toplanıyorlar. Biri bir slogan atıyor. Hep beraber toptan bağırıyorlar. Mesela yaban eşeklerinde biri anırdı mı hepsi birden anırıyor. Ve yüksek sesle bağırıyorlar. Mesela deliler gibi biri bir yere kaçtı mı hepsi onu takip ediyor. O kendini mesela suya atarsa onlara da suya atıyorlar. Şuursuz. Yani kitle psikolojisi hareket ediyorlar. Ama tek bir aslandan ürkmüş diyor ayette Allah. Tek bir aslan ürkmüş. Kaçan yaban eşekleri gibidirler diyor Allah.
Bazıları için tabii, bazı dinsiz, aklı çalışmayan, kafa çalışmayanlar için söyleniyor. Şu halde diyor bak, yüzü koyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer, yoksa dostu yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı? Yani yüzü koyun hayvan mı hidayete erer diyor, hayvan gibi olan bir insan mı, yoksa dosdoğru yol üzerinde dümdüz yürümekte, yani insan gibi hareket eden mi hidayete erer diyor. Evet. Demek ki dümdüz yolda yürüyen, hayvan gibi hareket eden hidayete ermiyor.